Evet, biz yıllardan beri hep fiyat üzerinden gidiyoruz. Aslında bugün yaşadığımız sorunların da bize göre temel sebeplerinden birisi o. Çünkü fiyat her ne kadar çok önemli de olsa bize hep fiyatı konuşturdular. Oysa fındık üreticisinin istediği fiyatı alması, diğer bir anlatımla fiyatını kendinin üreticinin koyabilmesi esas olması lazım gelirken bizi yıllardan beri fiyat üzerinden ve bu fiyatı da uluslararası gıda tekellerinin hükümetin aldığı ortaklaşa kararlar sonucu bu fiyatlar veriliyor ve işte TMO yıllardan beri bu piyasadaki üreticinin maliyetinin bile altında fındık satmasına sebep olan bu fiyat birlikte alınan bir karar ve TMO'da hükümet ve gıda tekellerinin lehine, onların kazanmasına yönelik fiyatlar. Oysa biz fiyattan ziyade niçin bugünlere geldikin sorusunun cevabını vermek durumundayız. Çünkü fındık üreticisinin ürününün değer bulabilmesi için öncelikle fındığın değerini ortaya koymak lazım. Yani örgütlü bir gücün ancak istediği fiyatı alabilme imkanı var. Bu dünyada da böyle. Fındık stratejik bir ürün ilan edilmeden, bizim dünya üzerindeki piyasa hakimiyetimizin yasal bir çerçevesini çizmeden, tarımdaki temel sorunları halletmeden bu işin böyle gideceği artık biliniyor. Biz yıllardan beri bu sorunları anlatıyoruz, fiyat üzerinden anlatıyoruz. Oysa bugün üreticinin istediği fiyat alınmış bile olsa bir dahaki seneye, bu işin çerçevesi yasası olmadığı için piyasa neoliberal sisteme uygun yönetildiği, alınıp satıldığı için biz bir dahaki sene bu fındığın fiyatının ne olacağını şimdiden kestiremeyiz. Dolayısıyla fiyattan ziyade fındığın üreticisinin örgütlü bir yapıya kavuşması, fındığın yasal bir çerçeve altına alınması ve hepsinden önemlisi de stratejik ürün ilan edilmesiyle fındıktaki sorunlar son bulur ve hem ülke kazanır hem üretici kazanır. Oysa bu yıllardan beri bir hükümet politikası olarak yapılmadı, yapılmıyor. Bunun ben tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Burada açıktan yapılan, fındık üreticisi ve fındık üzerinden yapılan bir vurgun ve soygunun devletle beraber, ülkeyi yöneten iktidarla beraber olduğunu düşünüyoruz. Zaten fiili durumda bu. Bugün bizim şu anda yaşadıklarımız da bunun en açık, en bariz örneği. Bu yılda değil, bu uzun yıllardan beri maalesef fındık üreticisi böyle bir açmazın, hiç gereği yokken çıkmazın. Çünkü gereği yokken diyorum, %70-80'ini tedarik ediyorsunuz dünya ihtiyacının. Ben her fırsatta söylediğim bir şey var, işte rakamlara girecek olursak 120-130 milyar dolarlık bir piyasanın olmazsa olmazını ürettiğimiz halde bizim yıllardan beri fındık ihracatımız 1,5-2 milyar dolarlar civarında seyrediyor. Oysa fındığın girdiği ürünlerin başta çikolata olmak üzere dünya piyasasında ürüne dönüştüğündeki ederi 120-130 milyar dolayında. Biz bunu görüyoruz, biliyoruz ama ilginçtir. Fındık üreticisinin bu sorunu, boğazı tokluğuna bu işi yapıyor olmasının bir kader haline geldi. Ben bir fındık üreticisiyim. Biz bu coğrafyada yaşayan hemen hemen herkesin de fındıkla daha küçük bebeklikten başlayan bir ilintisi vardır. İşte en küçük bebekler bile harmanda fındığı bekler. İşte çalışanlara su taşır. Yani bu coğrafya insanının yaşam biçimidir aslında fındık. Geçtiğimiz bizim babalarımız, bizim bu mevcut fındığımızla
2-3 tane çocuğu çok rahat okuttular. Kendimden örnek veriyorum. Onların işte düğünlerini yaptılar. İşte çeşitli tasarruflar yapılabiliyordu hayata dair. Hem bir yıllık geçimini temin etmiş iken hem de böyle önemli işlere de çare olan bir ürünü fındık. Her ne kadar bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın biz fındığı 1 dolardan aldık deyip bugünkü 2 dolara eyvallah deyin demesi gibi oysa şunu demiyorlar. Yani o 1 dolar bile olsa işte bizim bundan işte 30 yıl önceki, 40 yıl önceki 1 doların 1 yıllık işte ortalama Türkiye'deki üretici başına düşen fındık üretiminde 1,5-2 tondur. Bu şeyle bile 1 yıllık hayatını idame ettirebiliyor idi. Rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Biz fındıktan bırakın tasarruf yapmayı, bizim yaptığımız tamamen ben ona geçtiğimiz yıllarda da işte basında falan da sık sık söz ederim. Biz fındığın marabasıyız. Yani biz uluslararası birkaç firmanın adları, isimleri hiç önemli değil. Marabalığını yapıyoruz. Ve yani yıllık örneğin şu anda işte maliyet hesapları yapılıyor. Biz maliyetin altında fındık satıyoruz. Ancak işini kendini yapanlar da işte ufak bir harçlık olur onlar için. Ama bu kalan işte 1,5-2 ton, 3 ton fındıktan bir üretici kalan bir para değildir. Onu 12 aya böldüğünüzde ay başına 500 lira gibi bir rakamlar, o da kendin emek verirsen. Yani kendi işçiliğini koymadığın zaman böyle bir harçlık babından bir şey kalır. Oysa fındık emek yoğun da bir ürün. Yani burada coğrafya şartları son derece zor. Fındık üretimi kolay bir üretim değil, öyle birilerinin anlattığı gibi değil. Yani yağmurla mücadele ediyorsunuz. Harmanda yağmura tutulduğunuzda kurutma sorunu yaşıyorsunuz. Fındığınızı çürütme riskiniz var. İşte iklimle beraber, son yıllardaki iklim değişikliğiyle beraber yağan ani yağmurlarla, bahçelerden bile sellerle, yani biz her türlü doğa şartlarıyla da savaşıyoruz ama kalan para bunların hiçbirine değmiyor, inanın.